Ben Türkan Kayır. 52 yaşındayım. İdil doğumluyum. Ee, 1985'ten buradan Avrupa'ya babamın erken ölümünden dolayı göç etmek durumunda kaldım. Ee, Avrupa'da yaşadım. 39 yıldır da oradaydım. Ee, bedenen Avrupa'da yaşadığım halde ruhen hep buradaydım. Ee, bu halkı severek, düşünerek bu toprakları, bu coğrafyayı hep içimde birebir yaşamışım. Ondan dolayı kendimi hep burada hissettikçe en son 10 yıl içerisinde sen de 2 3 kez Edilime gelip ziyaretlerde bulunurdum. Buradaki halk, dost, arkadaş etrafımda bu konuları tartışırdım. İleride bir gün dönüşüm olacaktır kesin demişimdir. 10 yıl zamanla döneceğim diye. O amaçla buradayım. 52 yaşındayım. Süryaniyim. 3 çocuğum var. 2 oğlum, 1 kızım, bir torunum var. Öncelikle kadınların özgürleşmesi gerektiğini düşündüğüm oluyor. Kadınlar özgürleşmedikçe topluma da iyi bir şeyler sağlayamazlar. Toplum da özgürleşmez. Genellikle ilk başta kadın ve kız çocukları olmak üzere kadın eve kızını veya oğluna aynı hizmeti gösterebilirse o zaman da işte kadınlar özgürleşir ve zamanla burada dediğimiz işleri yürütebiliriz. Hele ki burayı modernleştirme, kadın hakları, kadına şiddete karşı kadın mahalle arasında kadın lokalları açmak istiyoruz. Kadınlar da kendi çalışmalarını görsün, neler yapabileceklerini görsün. Hatta ben bir Süryani olarak bunu da bütün Süryani arkadaşlara da halkıma da söylemek istiyorum ki göç etmiş olabilirler zamanında. Yüzde ellisi Avrupa'da yaşıyor. Yüzde ellisi buralarda yaşıyor. Genellikle gördüğüm kadarıyla diğer köylerde bayağı dönüş var. Maalesef İdil'de yok. Süryani halkından fazla yerleşme yok. Bu konuda da kadınları Avrupa'da yaşayan halkıma genellikle seslenmek de istiyorum burada. Eski gördükleri şeyler yok artık buralarda. Özgüven çok önemli. Kendime güvenerekten buraya geldim. Halk içinde çalışmalar yapacağım. Bunları kanıtlamak için de geldim. Görün, bilin. Eski coğrafya, eski toprak, insanları artık eskisi gibi değiller. Özgür bir şekilde e, burada kadınlarla birlikte omuz omuza yürüyeceğiz ve birbirimize kenetleneceğiz. E, İdil halkı e, bence bunu da hak ediyor. Ama buraları yeşillendirmek, yeşer, yeşersin burası sevgi içinde, kardeş içerisinde. Umarım ki kadınlarla bayağı bir işler, bir işlere adım atacağız. Bütün halkların eşitlik şey altında, çatı altında azınlıkları birleştirdikleri için Dem Parti. Hatta ben burada kendimi de azınlıkta görmüyorum. Eski kadim Süryani halkından geliyorum. DEM Parti'de bunu bize sunduğu için DEM Parti diyoruz. Bundan da benim projelerimde şunlar var. Avrupa bağlantılı çalışmalarım olabilir. Onlara sunmaya çalışacağım. Avrupa destekliyle. Avrupa desteklerse ileride de hatta bizim kadınlar da görecek, Süreyya'nın kadınları da görecek. Burada rahat bir şekilde bütün bu coğrafyada rahatlıkla yaşadığımızı görecek katılacaklar. Ona da destek verecekler. İnanıyorum ki ileride onlar da buraya geri dönüş yapacaklardır. ve yani benim hayatım hayatımda düşündüğüm en güzel şey ne? Buranın yeşillenmesi. Altyapı, üst yapı, sulama, su, su çok önemli. Ben bunları gerçekleştirebilirsem kesinlikle insanlar güvenir. Özgüvenliyim biliyorum. Başaracağız onlar da bunu göre göre yavaş yavaş buralara dönüş yapacaklardır kadınların. Çünkü genellikle her şey kadın elinden geçer. Kadın isterse özgüveni olsun kendine güvensin kadın gelir. Çünkü kadın bir annedir. Yani insan toprağını unutamaz. İçinde yaşar. O hislerle yavaş yavaş açılır ve bize göre yolunu buraya çevirir. 5-6 yılda dediğim gibi gelip gitmişim, son gelişimden beri aynı kalmış her şey, hiçbir yere, yere el atılmamış ee, ve bu arada kendimi e, şey olarak hissettim, mecburmuşum gibi, ben gideyim, ben el atayım, e, ben bunu başaracağım, e, yani hissediyorum ki pozitif düşünen biriyim, genellikle burada değişiklik olacak. Bundan itibaren, gördüklerimden yola çıkaraktan e, hayalimde hep vardı, 10 yıl içerisinde ben İdil'e geri döneceğim. 10 e, yıl fazla oldu, 5 yıl oldu düşündüğümden beri ve şimdi tam 5 yıl içinde buradayım. Kürdü, Süryanisi, Alevisi, e, Yezidisi bu topraklarda kardeşçe e, bir Mesopotamya bahçesi diyelim, bütün çiçekler içinde olsun diyorum. Ve halkların içinde rahat, herkes din, dil, ırk fark etmesizden birlikte yaşamaktır. Ve hep dediğim şey var, yaşasın hakların kardeşliği diyorum. Bundan yola çıkaraktan kendimi buraya doğru hissettim. Burada olmam gerekiyormuş ki gelmişim. Ve gerçekten İdil toplumu bana o kadar ilgi gösterdi, saygı gösterdi, el üstünde tuttular. Onlara çok çok teşekkürler ederim, minnettarım. Beni gerçekten çocukları gibi kabul ettiler. Zaten buralıydım. 39 yıl orada yaşasam bile, yani hep yürekten buradaydım. Onlara çok çok şükranlarımı sunmak istiyorum. Çağrım da şudur: Tüm topluma bizi desteklesinler, bizi yalnız bırakmasınlar. Bizim de elimizden geldiğince onlara sözümüzü tutacağız. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Yani omuz omuza, kol kola onları da desteklerini bekliyoruz. Biz sözümüz söz verdik mi? Yaparız. Yaparız, başaracağız. Kol kola verdik mi? Hele kadınlar kol kola verdiyse aşamayacağı hiçbir güç yoktur. Ve cinciyen azadi. Yani kadınlar çok önemli. Bunu başaracağız. Ben Doğan Adıbelli 4 yıldır hukuk mesleğini yani avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Siyasete adım attığım gün, <laughs> adım atmak istediğim günde e, mesleği bırakıp yerel yönetim alanda hizmet etmek için e, belediyemize başvuru yaptım, aday adalığına. Ön seçimde iki turdan da birinci çıkarak halkın teveccühünü kazandım. Bu benim için gerçekten çok büyük bir kazanım oldu. Hem e, şahsi hem halkın teveccühü. 1900, 1995'te Şırnak İdil'de doğdum. İdil'de büyüdüm. İlkokul, liseyi burada bitirdim. Siyasi faaliyetlerimle tanışma, siyasi faaliyetlerimle başlama lise zamanlarımdan başladı. E, lise ve üniversitede aktif siyasetteydim. Kürt şahsiyetlerinin e, önemli siyasi figürleri tanımakla büyük bir e, siyasi hevesim oluştu. Üniversiteyi Kıbrıs'ta bitirdim. Kıbrıs'tan sonra Şırnak Barosu'nda, Cizre'de mesleki faaliyete başladım. Mesleki faaliyet e, akabinde ÖHD, ihade ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Yani her zaman malumumuz budur ki gerek e, yerel yönetim tarzı gerek de genel yönetim tarzların her zaman laik, demokratik, hakçı bir zihniyetle yönetilmesi gerekir. Bugün Türkiye sistemine baktığımızda genel olarak Türkiye'deki belediyelerinin şeffaflık olgusundan biraz uzak olduğu görülmektedir. Bizim nihai amacımız yaptığımız projelerin, e, halka sunacağımız hizmetlerin gelir ve gider durumların her şekilde halka şeffaf bir şekilde tanıtılması ve halkın şeffaf bir şekilde gelip inceleyebilmesi tarzı ol, olmalıdır. Olacaktır da. Şimdi şöyle e, kürt hareketi olsun e, ya da kürt kazanımlarındaki belediye tarz, belediyelerimiz olsun. Genç beyinlerin, özellikle Z kuşağının daha deneyimli, daha e, fikirsel anlamda adım atabileceğine inanıyoruz. Biz e, bu bakımdan her zaman e, genç fikirlerin genç beyinlerin, genç olgularla projeler üretmesinin e, ilçemize, gelişen dünyaya daha farklı katkıda bulunacağına inanıyoruz. Genç bireylerin belediye hizmetinde, yerel yönetim anlayışında olması fikirsel anlamda daha güçlü bir kazanım elde edeceğimizin teminatı olarak görüyorum. Kayın politikası açıkçası e, siyasal, siyasal olarak değerlendirdiğinde bir halkın iradesine yapılan saygısızlıktır. Biz bunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. E, halkın iradesinin gaspıdır Şimdi İdil'deki tahribatlarda şöyle bir durum var Bizde çok yoğun ve ciddi bir durumda e, Su sorunu yaşamaktadır Ve kalıcı olan bir su sorunudur Maalesef ki sorunu çözülmüyor Su sorununun yanı sıra Yollarımız gerçekten e, çok kötü bir vaziyettedir Özellikle kış ayları çok zorluk çekmekteyiz Kayyum İdil'e hiçbir hizmet etmediğini Maalesef göz, gözüküyor ve görüyoruz bunun yanı sıra dışarıdan edildiğimiz bilgilere göre belediyemiz 40, tırlıyor, 40 milyona yakın borç batağında. Ve hizmet edilmemesinin yanı, yanı sıra bu borcun nasıl çıktığını da hepimiz gerçekten merak ediyoruz. Peki belediye tekrar Şimdi proje tarzı zihniyet olarak bakıldığında bizim amacımız özellikle bir şehrin, ya da bir ilçenin kalıcı olan sorunlarını çözmektir. Bizim o e, nihai amacımız kalıcı olan su sorununa bir çözüm üretebilmek ve kalıcı bir çözüm üretebilmek. Kalıcı çözümün yanı sıra e, yollarımızı e, güzel bir şekilde dizayn etmek. Bunun yanı sıra kültür ve e, turizm odaklı fikirlerimiz elbette ki o e, hazırdır. Bunları da zamanla imkanlar dahilinde hizmete sunacağız. Tarihsel bir olgu olarak baktığımızda İdil, Süryani ve diğer e, halklarımızın yaşadığı kadim bir şehirdir. Maalesef ki bu gerek siyasi nedenlerle gerekse yönetimsel zihniyetle hiçbir şekilde ön plana çıkarılmamıştır. Hani turizm ve tarih bakımından bunu ön plana çıkarmak için politikalar üreteceğiz ve üretmekte de mecburuz. Çünkü üzerinde yaşadığımız alan tarihsel olarak çok kadim bir alandır. Bu alanı tanıtılması herkesin boynunun borcudur. Tabii ki yerel yönetim bunun öncülüğünü yapmak zorundadır. Açık bir dille söylemek gerekirse halka çağrımız e açıktır. Zaten dem dem şiarıyla yola çıktık. E, Kayyum hiçbir hizmet yapmadığı gibi halkın belediyesini borçlandırmayla meşguldür. Ve hiçbir hizmet götürmediği gibi götüremeyecektir. E, şu an propaganda yapan AKP'nin e, belediye başkan adayı da kayyumla aynı zihniyettedir. Bizim halktaki şiarımız, halktaki teveccühümüz ve halktan isteğimiz halkın el ele vererek, omuz omuz vererek 21-31 Mart'ta Belediyemizi geri alarak halkın hizmetine sunma çabasına katkı sunmalarını tavsiye ediyoruz ve eminiz ki halkımıza güveniyoruz ki halkımız bu sefer tarihi bir cevap verecektir.